Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, şu an sizlere İstanbul'dan sesleniyorum. Daha ayağımızın tozuyla az önce geldik İstanbul'a. Şu anda Sabancı Müzesi'ndeyiz. Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın lansmanına geldik. Şimdi gelin isterseniz telefonumuza bir ön inceleme yapalım. Bakalım sağında solunda neler var, kamerası, hoşlusu nasıl? Şimdi arkadaşlar telefon direkt elimde zaten. İlk izlenim olarak hemen şunu söylemek istiyorum. Artık nasıl ki biz Apple'da üst tarafa çantaya alıştıysak sanırım bundan sonraki Samsung telefonlarda da üst kısımda nokta şeklindeki kamera tasarımına alışmamız gerekecek. Bana soracak olursanız Apple'a oranla ve diğer bütün çantikli telefonlara oranla daha şık bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Bu tarafta arkadaşlar ses açma kısma tuşunu görüyorsunuz. Samsung bu sene Note 10 modellerinde normalde burada 4. tuş gibi duran Bixby tuşunu kaldırmış. Onun yerine burada bulunan Power tuşunu hem Bixby olarak hem de Samsung'un işte telefonun ekran açma falan filan olarak kullanabiliyorsunuz. Diyelim o da olmuyorsa üst kısmı şöyle bir özellik gelmiş arkadaşlar. Şurada gördüğünüz kapama butonu. Buna bastığınız zaman da telefon artık gördüğünüz gibi kapanayım, yeniden mi başlayayım, ne yapayım diye size yeni bir soru sormakta. Bir de isterseniz hemen telefonun arka kısmına bakalım. Arka kısımda 3 tane dikey şekilde konumlandırılmış kamerayı görüyoruz. Bunlar telefoto, geniş ve ultra geniş açı olmak üzere 3 farklı şekilde konumlandırılmış kameralar. 12 megapiksel, 16 megapiksel ve 12 megapiksellik 3 tane kamera var. Bunlardan 12 megapiksel olan f1.5 ve f2.4 diyafram değerine sahip. 16 megapiksel olan f2.2, 12 megapiksel olan da f2.1 diyafram değerine sahip. Ön kameramız ise arkadaşlar 10 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Hemen kameralardan bahsediyorken şöyle gelin bir iki fotoğraf çekelim. Çektim. Gördüğünüz gibi aslında ortamda hafif düşük ışıklı diyebiliriz. Ona rağmen fotoğraf kalitesinde en azından telefon ekranında göze batan çok rahatsız edici bir görüntü yok. Bir fotoğraf daha çekeyim. Mesela şuraya çekeyim. Gelin buna da bakalım. Yani dediğim gibi ortam biraz loş. Ona rağmen çok kötü bir kamera performansı değil. Bir de hemen şöyle bir ön kamerasına bakalım. Çektik şöyle. Muhteşem yüzüm. Gördüğünüz gibi bütün ince ayrıntılarını kalmış. Ortamda ışık biraz düşük arkadaşlar. Fakat dediğim gibi ona rağmen çok ciddi bir problem görünmüyor. Ama tabii bunu nihai sonuç olarak düşünmeyin. Çünkü daha henüz detaylı incelemeyi görmedik. Bunu öyle bir bakıyoruz gibi düşünün. Portre deneyelim. Ben kendimi çekeyim bakayım. Gözlüğün üstü gitmiş. Şurada bir gece modu görüyorum. Eğer telefonu şu an benim tuttuğum gibi elimde tutarsanız çektiğiniz fotoğraftan 7 tane çekiyor ve bu 7 fotoğrafın içerisinde fotoğrafınızı çekmek istediğiniz alandaki en iyi görüntüleri birleştirip size öyle sunuyor. Eğer telefonu bir tripoda kurarsanız bu sefer 17 tane fotoğraf çekiyor ve bu 17 fotoğrafın içindeki en iyi çekildiğini düşündüğü alanları birleştirip size sunuyor. Bir de Pro modumuz var ve buradan ISO'yu ayarlayabiliyoruz. Pro modunu da şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Şurada işte rengi, tam da yoğun renklere göre rengini ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde burada ISO ayarlayabiliyorsunuz. Falan filan bunları zaten detaylı incelemede bakacağız. Canlı odak faslında farklı modlar gelmiş. Büyük daire, çevirme vesaire vesaire diye. Bir ağır çekim muhabbetini bir denemek istiyorum. Gerçi... Evet şükür bastım. Şimdi arkadaşlar kalem faslına geleceğim. Biliyorum herkes bunu merak ediyor. İsterseniz gelin önce bir kalemi deneyimleyelim. Sonra teknik özelliklere geleceğim. Kaleme basılı tuttuğumuz zaman kamera açılıyor. Şöyle basalım. Şöyle bize doğru dönsün. Çektik. Yeni şöyle bir özellik var. Şimdi buradaki S Pen tuşuna basıp bunu yukarı doğru ittiğimde gördüğünüz gibi arka kameraya geçti. Şöyle kalemin butonuna basılı tutup saat yönüne doğru çevirdiğinizde zoom yapıyor. Tersi yönde çevirdiğinizde... yaptı 0.8 gördüğünüz gibi 0.7 0.6. Eğer yine kalemin şuradaki butonuna basılı tutup sol sağ gördüğünüz gibi kamera modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ben şu an videoya geldim, fotoğrafa geldim, canlı odağa geldim. Kalem şarjlı bir şey bu arada, onu bir söyleyeyim size. 6 dakikada şarj oluyor ve 11 saat kullanabiliyorsunuz. Bir önceki modeldeki S Pen'e göre bayağı ciddi bir geliştirme söz konusu bu kalemde. Yine arkadaşlar kalemle yapabileceğiniz şurada girdiğimiz zaman AR karalamayı görüyorsunuz. Ben mesela buraya bir ev çizmek istiyorum. Nasıl ev? 3 boyutlu olarak şu an benim karşısına gösteriyor. Yan döndüğümde yan dönüyor yani o da. O zaman ben şuraya bir lütfi çizeyim bakayım. Aynen süper. Pen up diye bir şey açtım şimdi. Şuna bir geleyim bakayım. Bu kalemle çizilmiş arkadaşlar. Bu da kalemle çizildiyse artık bayağı
Şurada renklendirme var. Evet, güzel olmuş. Bununla oynanır. Uzun yolda falan filan gayet de keyifli. Oynanır. Bence bir ön inceleme için yeterli bilgi arkadaşlar. Onun haricinde kalemle ilgili herhalde çok başka söylenebilecek bir özellik aklımıza gelmiyor. Detaylı incelemede tabii ki de bunların hepsine detaylıca gireceğiz. Şimdi gelin isterseniz biraz da size hemen aynı videoda Note 10 Plus'ı göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Note 10'da farklı olarak öne çıkan özellikleri hemen size bir söyleyeyim. Bir kere RAM'i 12 GB bir SD kart takabiliyorsunuz. İkincisi Note 10'un, normal Note 10'un 6.3 inçken ekranı Note 10 Plus'ın ekranı 6.8 inçe çıkıyor. Kamera kısmında da şöyle bir durum var arkadaşlar. Cihazlara TOF yani 3D derinlik kamerası diye bir şey eklenmiş. Şu gördüğünüz ikisi onlar oluyor. Bir tanesi kamerası, diğeri de sensörü. Evet, bu TOF kamerası dediğimiz şey de bu işe yarıyor arkadaşlar. Nesnenin uzaklığını işte santimetre, inç bazında verebiliyor. Şimdi gelin arkadaşlar biraz da artık cihazımızın teknik özelliklerinden bahsedelim. Ekranımız 6.3 inç dinamik AMOLED bir ekran arkadaşlar. Cihazın boyutu da arkadaşlar 151, 71 ve 7.9 mm'den oluşuyor. En kibar Note serilerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Telefon gayet keyifli duruyor. Eğer Android işletim sistemi sizin için çok ciddi bir dezavantaj değilse bu gerekçelerle tercih edebilecek bir telefon gibi duruyor. Pilimiz 3500 mAh, kameraları söyledik zaten. RAM'imiz 8 GB, 256 GB de dahili hafızamız bulunuyor. Bunda arkadaşlar SD kart takıp belleği yükseltemiyorsunuz. Ancak şimdi Plus modelini alacağım elime. Note 10 Plus'ta SD kart ne istiyorsanız takabiliyorsunuz. Yani ne istiyorsanız dedim, SD kart yani. Şimdi arkadaşlar Note 10 Plus farklı olarak öne çıkan özellikleri hemen size bir söyleyeyim. Bir kere RAM'i 12 GB ve SD kart takabiliyorsunuz. İkincisi Note 10'un, normal Note 10'un 6.3 inçken ekranı Note 10 Plus'ın ekranı 6.8 inçe çıkıyor. Bunu da sizlere anlattıktan sonra arkadaşlar artık bana soracak olursanız bir ön inceleme videosu için yeterli oldu. Gördüğünüz gibi iki cihaz şu anda elimde. Farkları da şu şekilde diyorum. Hemen size arkasını da göstermek istiyorum. Arkası da bu şekilde diyorum. Arkadaşlar fiyatlar da şöyle. Şu anda Note 10 için ortalama 9.000 ile 10.000 TL arasında bir para konuşuluyor. Note 10 Plus için de 11 ile 12K arasında, yani 12.000 TL arasında bir fiyatın olacağı söyleniyor. Evet, artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte İstanbul'da Sabancı Müzesi'nde Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın lansmanındaki cihazlara bakmaya geldik diye cümleyi toparlayamadım. Ve bir ön inceleme videosu çıkardık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın diyorum. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.